Hoş geldiniz. Merhabalar. Kazım Şimşek genç bir sanatçı. Onun stüdyosuna ve çalışma ortamına geldik bugün için. Burada Kazım Şimşek hem resimlerini yapıyor hem de meraklı öğrencilere ders veriyor ve sanatsal aktivitelerini paylaşıyor. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde, resim bölümünden mezun, 2012'de mezun olmuş. Daha sonra bunun üzerine yüksek lisansını da yapmış. Kazım'ın resimleri pek cici resimler olmayabilir ilk bakışta. Çünkü çeşitli bilmeceler barındırıyorlar. Şimdi yanımda Kazım ve bu resimler hakkında ve kendi yolculuğu hakkında konuşacağız. Merhabalar Kazım. Merhaba. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Resimlerin hep siyah beyaz olarak görüyorum. Bu seçimin nedenini duyabilir miyiz? Resim piyasasında bu alan içerisinde yaşadığım bir dizi hayal kırıklıkları ve bir dizi deneyimler var. Bu deneyimlerin akabinde bir yaklaşık 2,5-3 yıl kadar süreli resim yapmayı bırakmıştım. Yaptığım resimlerin önemli bir kısmını çöpe atma gereği duydum. İlk resim yapmaya başladığım dönem bu Ankara'daki bu tren garında yaşanan katliamdı. Bu katliamın arkasından yaşadığım travmatik olay. Çünkü bizzat tanıydım ve bu travmatik süreci bireysel olarak atlatma noktasında bir dizi arayışlara girdiğimde resim benim için tekrar bir umut oldu. Ve ilk siyah beyaz aslında bu serinin en ciddi ve yoğunlaşmış ilk çalışmasını o zaman yapmıştım. Yani tekrar renk nasıl tekrar hayatıma döner açıkçası şu an bilmiyorum. Fakat çok çağıma ve günüme yoğunlaştığım için sadece bunun bende uyandırdığı his, duygu üzerinden şekillendiriyorum. Aslında sanatçının yaşadığı çağa verdiği bir tepkidir. Yaşadığı çağa istemli, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ortaya koyduğu tepkidir. İçinde bulunduğum tutsaklık durumuna ve bütün çağdaşlarımın içinde bulunduğu tutsaklık durumuna bir tepki olarak ifade ettiğim bir teknik ve bir ifade biçimi. Resimlerde çeşitli oyunlar, trükler, ilgisiz olarak görülebilecek bir takım ve gizlenmiş bazı objeler görüyorum. Tadımlık olarak bize anlatabilirsen çok mutlu olurum. Bahsini ettiğiniz alegoriler, bunları nereden beslendiğimi ifade edecek olursam daha çok aslında bir ortak mirastan, yani bir kültür mirasından, insanlığın ortak mirasından ve özelinde kendi coğrafyamızdan başlayarak dünyada bütün toplumların, halkların ortak kültür miraslarından, sembollerinden yola çıkarak kurmaya çalışıyorum. Örneğin burada kullandığım bıçak bizim için çok yöresel, yani geleneksel olarak bir anlamı var. Genellikle bir ölünün üzerine bıçak konulur. Akşamdan ölünün karnına bir bıçak konulur ki karnı daha fazla şişmesin diye. Benim için de buradaki yapı aslında yıkılan, kentsel dönüşüme maruz kalan bu ev aslında bir nevi bir ölüyü temsil ettiğinden doğru kullandığım bir nesnedir. Buradaki asker bir çocuğun başından o biti ayıklar ama diğer taraftan da hem gerek beden hareketiyle hem de gerek giyim kuşamıyla biraz daha farklı bir ekonomik zümreden olduğunu söyleyebileceğimiz bir kesim aynı yaşam ortamında bir arada olur. Hem benim şahsi çalışma alanım olmakla beraber aynı zamanda burada belirli resim derslerini yani ilgilisi arkadaşlara resim derslerini verdiğim aynı zamanda kolektif sergiler yaptığımız söyleşiler, etkinlikler yani özellikle kendi dönemdaş arkadaşlarımla bir araya geldiğimiz kolektif üretimleri, tartışmaları yaptığımız bir mekan. Diğer taraftan burada derslere devam ediyorum. Yaklaşık olarak şu an itibariyle bir 10-15 civarı öğrencim oluyor ki bunların içinde bazıları sürekli, bazıları belli aralıklarla katılıyor. Pandemi süreci açıkçası benim için oldukça kaygı durumunun çok yüksek olduğu bir dönemdi. 4 aya yakın bir süre boyunca atölyede kapanmıştı. Benim bu süreye adapte olmam biraz uzun sürdü. Çünkü çok kronikleşen bir kaygı durumu
açıkçası vardı. Çünkü hem biliyorsunuz ki birçok noktada ekonomik olarak bir destek ve dayanaksızlık bir sanatçılar için büyük bir problem. Bu kaygılar üretme noktasında benim için çok beni sekteye uğratan bir şeydi.